Üçüncü ligde gittiği kulüpte Erzincan'da Mustafa Sarıgül Hoca, Başakşehir'deki altyapısındaki hocası, oraya geliyor. Oradaki aslında temeldeki kendini bulması, ifade etmesi, ortaya çıkması bence en büyük gizli sırrı da bu. Başakşehir altyapısındaki hocasıyla 3. ligde birlikte çalışmış olması. Yani doğru ellerdeydi. Kendisini bilen hocayla birlikteydi. Sonrasında da dediğim gibi Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecekti. Fenerbahçe ile masaya oturdular, oturuldu. İmza parası istendi ve Emre Belezoğlu 3. lig topçusuna tam olarak bu ifadeyle imza parası vermem ben deyip Fenerbahçe kulübü 3. lig topçusuna imza parası vermez deyip Kerem Aktürkoğlu transferinin Fenerbahçe'ye gerçekleşmesini veto etti Emre Belezoğlu. Sonra Galatasaray'a gidildi. Serhan Türk'ün de açıkladığı gibi, ifade ettiği gibi Galatasaray transferi gerçekleşti ve şu anda Galatasaray'ın elinde yaklaşık bence 10-15 milyon euro bareminde çok rahat bonservisle satabileceği bir değer var. Onun da dışında skora katkısı ortada. Evet. Çok rahat bir şekilde skor üretebiliyor. Size bir dinamizmi katıyor. Orta sahada yaptıkları bir de bence piyasasını yükselten en büyük unsur şu. Oyuncu Yeni Malatyaspor'a karşı da oynasa, Barcelona'ya karşı da oynasa aynı istikrarlı oyununu ortaya koyabiliyor. Yani rakip fark etmez sizin ve lig fark etmeden istediği oyunu ortaya koyabiliyor ve bu referans değer aslında. Cenk Tosun'un rekor kırıp Everton'a gitmesinin en büyük sebebi Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ve Premier Lig'de oyuncunun Süper Lig'deki performansını Şampiyonlar Ligi'nde de aynı seviyede gösterdiğini ortaya koyunca Cenk Tosun, Premier Lig kapısı açılmıştı. Benzer bir durum Kerem Aktürkoğlu'nun içinde olacak gibi gözüküyor ama tabii burada gelecek başkan ne planlayacak? Çünkü çok hızlı bir şekilde işte 16 milyon euro kısa vadede ödenmesi gereken bir paradan bahsedildi ki bu biraz orta vadeye gidildiği zaman 1 milyar TL'yi aşan bir borçtan bahsediyoruz. Yani tabii ödenmesi gereken bir paradan 401. bahsediyoruz. Ve bu da işte Kerem gibi, Markao gibi eldeki değerleri satmaya kadar gidebilir. Eğer ki kasa kolaylığı sağlayabilecek bir başkan ya da herhangi bir işte sponsorlukları belli değilse, projeleri belli değilse, böyle bir başkan gelmezse göreve, o zaman işte Kerem gibi değerler belki de erkenden satılıp değerinden daha düşüğe satılmak zorunda kalınıp ve bu yüzden de Galatasaray aslında karlı gibi gözükken zarar edebilir. Ama bugün çok rahat bir şekilde herhalde Avrupa'nın en vasat menajeri bile çift tane rakamlarda Kerem'i satabilir gibi gözüküyor. Biraz da transfer dönemine dair şimdi Kerem'in kariyerinin nasıl devam edeceği merak ediliyor ama adaylarla da sık sık konuşuyorsunuz Serhan Türk. Takımda kalmasını beklediğiniz, önümüzdeki sezon ve gitmesini beklediğiniz isimler kimler? Önümüzdeki sezon Feghouli bu takımda olur mu sizce? Olmaz. Baber bu takımda olur mu sizce? Mustafa Muhammed'in geleceği ne olur? Şimdi şunu görmek lazım. Mustafa Muhammed çok mutlu değil. Özellikle yaklaşık bir 6-7 aydan beri Mustafa Muhammed'in mental açıdan çok mutlu olduğunu, hatta o süre zarfında Bordeaux'ya transferini istemişti biliyorsun. Ve transferi de son anda olmamıştı. Şimdi Mustafa Muhammed'in bir kere sen bonservisini parasını ödemen lazım. Şimdi sen dedin ki ben hakkı bende, ben bunu alacağım ama parasını ödemen lazım. Falcao'nun parasını ödemen lazım, taksitini ödemen lazım. Bu Bulgar, Roman oyuncuların taksitleri var. Taksitle aldığın diğer oyuncuların ödemeleri var. O yüzden Galatasaray'ın acil paralara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan da 3 milyon, 3,5 milyon, 4,5 milyonu alan futbolcuların da gitmesi söz konusu ki bu sene artık rahatlayacak. Çünkü artık Galatasaray bu saatten sonra ne Galatasaray ne de bizim diğer takımlar 3,5 milyon, 3 milyon, 2,5 milyon euro bandında paralar veremeyecek. O Feghouli ile Babel'in ayrılması tabii ki artık bu saatten sonra söz konusu. Feghouli ile Babel Galatasaray'da oynayacağını düşünmüyorum. Oynayacak da bir, yani o paralarla da oynayamazlar bu saatten sonra. Ama diğer taraftan da bir de Torrent faktörü var. Torrent Hoca neredeyse takımı yani kendi kariyerini ön plana çıkarmak açısından takımdaki futbolcuları çok fazla yer vermiyor. Özellikle genç futbolculardan, para edecek futbolculardan yer vermiyor. Hatta bu söylediğimiz futbolcular işte Babel'den bahsediyoruz, Feghouli'den bahsediyoruz. Onların gitmesi söz konusu olduğunda da niye oynatıyorsun hoca, niye futbolculara yer veriyorsun da genç futbolculara yer vermiyorsun, altyapıdan çıkan futbolcular var onlara. Evet. Biz de bunu serzenişlerine yapıyoruz. Bu da başlangıç olan hani genç proje, yeni bir projeyle Fatih Terim'in gidişiyle bu proje tamam son buldu ama bir yönetimi yine böyle bir projesi var. Ters düşündüğünü düşünüyoruz. O açıdan bu saatten sonra Torrent Hoca da
kendi istatistiği için bir takım kurduğunu ve kendi istatistikleri doğrultusunda takım oynattığını düşünüyoruz. Diğer tarafa geldiğimizde Mustafa Mehmet eğer bir hoca değişikliğinde ben daha rahat oynayacağını, kafasının daha rahat olacağını ve takımda kalacağını düşünüyorum. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray şu aşamada bir bonservisini alması için bir girişimde bulunacağını düşünmüyorum. Halil Dervişoğlu'nun da bonservisi de şu şekildeydi. Bir para belirleyecekler. O para belirlemeden önce transfer teklifleri gelecek. Eğer 10 milyon euro transfer teklifi gelirse Halil Dervişoğlu'na bu oynadığı futbolda geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Galatasaray 2 milyon euro bir kiralama bedeli ödemişti. Geri kalan 8 milyonu ödediği zaman direkt alma yetkisi Galatasaray'daydı. Galatasaray bu alma yetkisini çok fazla kullanacağını düşünmüyorum. Orta sahada Pulgar zaten gidecek sezon sonunda. Ama Galatasaray'ın gideceklerden öte alacağı çok futbolcuları olacağı ihtiyacı var. Galatasaray kesinlikle orta sahayı tamamen sil baştan yeniden yapması lazım. Ya da yedeklemesi lazım. Orta sahası kuvvetli olması lazım. Çünkü bu senedeki orta saha performansı yüzünden Galatasaray çok maç ve maçlar kaybetti. Bunun da eksilerini tabii ki herkes görebiliyor, analiz edebiliyor. Bence yeni gelecek hocalar da Torrent de bunun analizini yaptı. Ama gelen futbolcularda bir çare olmadı. Galatasaray'da top yükümü temizlik söz konusu. Gidecek oyuncular var ama gidecek oyuncuların maliyetleri Galatasaray'ı en azından bir kasa koyarlığı kadar rahatlatacağını düşünüyorum. Gidecek oyuncuların maliyeti önemli. Aynı zamanda belki de satışı gerçekleşecek oyuncuların. Nelson'un da dün açıklamaları vardı. Evet. Çok mutlu olduğunun altını çizdi Nelson Galatasaray'da. Galatasaray'a aynı zamanda satışından para kazanabilecek futbolcular da var. Sen bu dağılımı nasıl görürsün Taner? Birincisi gideceklerden bir an önce. Kurtulmak demeyeyim ama bir şekilde yolların ayrılması gerekiyor. Burada Babel gibi aslında sezonun belki de %10'unda, 15'inde performans gösterebilen Feguli gibi oyunculardan bir vedalaşma yapılması gerekiyor. Ama tabii buradaki süreci belirleyecek olan da yine başkan ve hoca kim olacak kısmına göre evet. değişecek. Şimdi göreve bir hoca gelir, evet. devam etmek istiyorum der ve siz ayrılamazsınız o zaman bu oyuncularla, yollarınızı ayıramazsınız. İşte ama bu maliyetler çok yüksek Taner. Yani hani o maliyetleri bence tekrardan bir sözleşme olarak kullanacağını mutlaka, düşünmüyorum. Şimdi burada tabii, bunlarda 1 milyon euroya düşüreceğini düşünmüyorum. Burada Feguli ile alakalı Beşiktaş'ın nabız yokladığı bilgileri geliyor. Mesela Beşiktaş da Feguli imza atmaya kalksa bu paraları atamaz. 3.8 milyon euroyu şu anda Türkiye pazarında bulma ihtimali yok. Primlerle bu 4-4.5'a çıkıyor zaten. Evet. O yüzden de Feguli Türkiye pazarında kalmak istiyorsa mutlaka uzlaşmaya gitmesi gerekiyor. Rakamları aşağı çekmesi lazım. Ve burada Babel için de muhtemeldir ki Babel istenilen fiyatlara inecektir. Yeniden bir sözleşme imzalamak adına. Ama burada teknik anlamda istenilir mi kısmı bende soru işareti. Burada Galatasaray'ın aradığı şey evet kulübeyi zenginleştirmesi gerekiyor ama dinamik bir kulübe yapması gerekiyor. Yani Arda Turan'ın kurtarıcı olarak oyuna girdiği bir kulübeden bahsetmiyoruz. Ya evet. da Gomis'in 36 yaşında çırpındığı bir hücum hattı. Ya da sonradan oyuna giren bir Gomis olmaması lazım. Galatasaray'ın kulübesi bugün Trabzonspor'dan bahsederken o zenginliklerden benzer bir durum olması gerekiyor. Oyuna giren oyuncuların Yunus Akgün gibi oyuna girip dinamik katıp taraftarı heyecanlandıran oyuncular olması gerekiyor. Galatasaray'ın elinde böyle zenginlikler var. Akademisine dönüp Yunus Akgün gibi gençleri çıkartıp kulübesini zenginleştirmesi gerekiyor. Yunus Akgün'e dönecek bu arada. Evet. Emrah Baba da dönecek. Okan evet. Kocuk da dönecek.